Bugün hesabımıza kim olduğunu bilmediğimiz bir kişi tarafından bin lira para yatırılmış. Tabi hoşumuza gidiyor. Ertesi gün bakıyoruz, yine bin lira. Ertesi gün yine bin lira. Derken bir ay boyunca yatıyor. Bir sene boyunca yattı, beş sene boyunca yattı. Artık şöyle demeyiz ya alıştık artık yatarsa yatsın demeyiz. Değil mi? Çok merak ederiz. Kim bu ya? Niye yatırıyor? Kastı ney? Maksadı ney? Bize bu iyiliği, bu hayrı yapmaktaki amacı, gayesi nedir? Bizden bir beklentisi mi var? Hadi diyelim ki iyilik, hadi diyelim ki cömertlik, hadi diyelim ki bize yardım ediyor. Peki ben bunun o e, güzel e, bana ihsanına, ikramına mukabil ne yapmalıyım? Nasıl teşekkür etmeliyim? Keşke bir konuşabilseydik, keşke bir telefonlaşabilseydik, keşke sorsaydım. Yani her gün her gün bana bu iyiliği yapıyorsun. Yani iste ben de sana bir iyilik yapayım. Yani senin razı olacağın bir şey yapayım, seni memnun edecek bir şey yapayım. Derdik değil mi? Şimdi böyle baktığımızda, Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanlarını, ikramlarını saydığımızda, veya saymaya kalktığımızda sayamıyoruz. Ayette de sabit. Allah'ın nimetlerini sayamazsınız diyor. Bunların fiyatı, bahası acaba kaç bin lira eder? Mesela bir domatesi parayla satın almaya kalksaydık kaç bin liraya satın almamız gerekirdi? Şimdi biz domatese verdiğimiz para domatesin kendisine değil. Pazarcı işte emek veriyor veya işte marketçi hale gidiyor getiriyor. Tarlada işte topluyorlar vesaire. Ee, ona biz emeklerine veriyoruz. Domatesin kendisine para vermiyoruz. Mevsimlerin değişmesi için bir maliyet hesabı yapılsa. Domates, değil mi? Mevsimler değişmesi lazım ki domates icat edilsin. Bir maliyet hesabı yapılsa kaç bin lira eder? Buna güneşin işte yaptığı hizmetin bedeli eklense kaç bin lira eder? Buna yerin çalışmasının fiyatı eklense kaç bin lira eder? Buna işte okyanusların buharlaşması, işte yağmurların yağması, rüzgarın sevk ve idare edilmesi eklenirse kaç bin lira eder? Yani parayla kaç bin liralarla bir domatesin sahibi olamazdık. Bir domates değil. Allah bize bir kainatı ihsan ediyor. Kainatı ikram ediyor. Güneş bize hizmet ediyor. Yeryüzü bize hizmet ediyor. Semavat bize hizmet ediyor. Bahar bizim için geliyor. Mevsimler bizim için değişiyor. Hayvanlar bize bütün çalışmalarını bizim için yapıyorlar. Bize ikram ediyorlar. Ağaçların bütün semeresi, meyvesi neticesi bizim için ve bütün kainat topyekun bizim için çalışıyor. Bunun fiyatı nedir? Kaç bin lira eder? Kaç milyon lira? Kaç trilyon lira eder? Bunu ikram eden, bunu ihsan eden zat acaba bizden ne istiyor? Bu ikramın, ihsanın karşılığında biz onu nasıl razı edebiliriz? Ona nasıl teşekkür edebiliriz? Bir konuşma vasıtası olsaydı da bir sorabilseydik. Acaba senin hoşnut edeceğin ne var da biz onları yapabilsek diyebilseydik. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı manayı miraç ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cin ve inse hediye olarak getirmiş. O da nedir? Başta namazdır, namaz. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, müminin miracı namazdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mirac-ı Ekber'e mazhar olmuş. Mirac-ı Ekber'i bizzat kendisi yaşamış. Biz de o miracın her namazda bir gölgesini yaşıyoruz. Nasıl Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna perdesiz girmiş e, miraçtan ona muhatap olmuş, görüşmüşse biz de her namazda Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giriyoruz. Onun dergahına iltica ediyoruz.